Adab Muhammed bin Abdullah el Hani Ebul Hasan Harakani Kuddise Sirru Şemaili Uzun boylu, gökçek yüzlü, geniş alınlı, iri gözlü, kumral renkli idi. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh'e benzerdi. Muhakkıktı. Zamanın kutbu ve gavsı idi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin beyanına göre Bayezid Bistami Hazretleri kendinden bir buçuk asır sonra Harakan'dan bir er zuhur edeceğini, yüksek vasıf ve makamlara sahip olacağını müritlerine haber vermiştir. Ebul Hasan Harakani zuhur ettiği zaman Hazreti Bayezid Bistami'yi rüyada gördüğünü ve Irşadına mazhar olduğunu ve ondan feyz aldığını söyledi. On sene onun türbesinde hizmet etti. Ona ait sözlerden ve menkıbelerden istifade etti. İlmini, irfanını artırdı. Yüce makamlara yükseldi. Zamanının bir tanesi oldu. Tarikatını devam ettirdi. Hazreti Bayezid'in türbesinde her ziyareti esnasında ayak üstünde durur, Fatiha ve İhlas okuduktan sonra Ey Yüce Rabbim! Bayezid'e ihsan buyurduğun hikmetten ve giydirdiğin marifet libasından bir nasipte izzet ve celalin hakkı için Ebu'l-Hasan kuluna ihsan eyle diye tazarru ve niyazda bulunur, evine dönerdi. Türbeden ayrılırken yüzü hep türbeye dönük olurdu. Yatsı abdesti ile sabah namazını kılardı. 12 senelik hizmetin sonunda Hazreti Bayezid'in manevi işareti ile irşada mezun, tarikat neşrine memur kılındı. Ebu'l Hasan orada bulunduğu müddetçe Hazreti Bayezid'in manevi emri ile Fatiha'dan başlayarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı tefsir ederek hatmedip zahir ve batın ilimlerinin cümlesinin kapıları kendisine açıldı. Sabrı, sebatı, keşfi, kerameti dillere destan idi. Zamanının büyüklerinden Ebu Ali Sina, Harakan'a Ebul Hasen'i ziyarete gittiğinde evine uğradı. Hırçın bir kadın olan ailesi Ebul Hasen hakkında yersiz sözler söyledi ve Ebu Ali Sina'yı kınadı. Ebu Ali Sina, Ebul Hasen'e itimadını ve iyi zannını bozmadı. Onu görmekte ısrar etti. Sordu, soruşturdu. Ormanda odun tedarikinde olduğunu öğrendi o semte giderken yolda Ebul Hasen'in bir arslana odun yükletip geldiğini gördü ve hayretle selama durdu. Ebul Hasen yaklaşınca ona evdeki kedinin ezasına katlandığımızdan dolayı Allah Teala Hazretleri dağdaki arslanı emrimize verdi dedi. Yol boyu sohbet ettiler. Hazretin himmeti yüce, nefesi keskin, ve duası makbuldü. Şifa bulmaya vesileydi. Hayat ve vefatında anıldıkça himmeti erişir, tesiri görülür bir kamil veli idi. Ona sordular. Kişi kendisinin uyanıklığını ne ilebilir? O da Allah'ı andığı zaman baştan ayağa Allah'ın da onu andığını duymakla dedi. Sordular ahlak nedir? Cevap verdi. İşi Allah için işlemektir. Tam kırk yıldır Allah gönlüme bakar, orada kendisinden başkasını görmez. Gönüllerin aydınlığı hakka meyilli olmakla, amellerin güzelliği gösterişten uzak olmakladır. Nimetlerin helali kendi çalışmanla elde edilendir. Arkadaşların hayırlısı ve iyisi, hakkani hizmetlerde sıhhatli ve becerikli olanıdır. Silsilede emaneti manen Bayezid Bistami Hazretlerinden devralmıştır. Zatı pak diye anılır.